Arkadaşlar merhabalar. 50 günde Teta'ydı Geomit kampında. Yani şu kitabın kampında geldik 7. güne. 7. günde sizinle birlikte eşkenar üçgeni işleyeceğiz. Abi soru sorayım. Dik üçgeni iyi bir şekilde öğrendin mi? Özellikle özel açı kısmını iyi bir şekilde öğrendin mi? Evet dediğini duyar gibiyim. O zaman bu derste hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Eşkenar üçgen konusunu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Hiç merak etme. Ya da tam anlamıyla öğrenmediysen özel açı mantığını bu dersimizle birlikte özel açı mantığı tam anlamıyla oturmuş olacak. Evet, 7. günde sizinle birlikte eşkenar üçgen işliyoruz. Bakalım sayfamız kaçta? Hemen şafak sayarımıza bakalım. Şafak sayarımızda şöyle 7. güne baktığımız zaman sonrasında gelip buraya 2 atacağız. Tabii ki 49 ve 53. sayfalar arasını yapacakmışız. Tamam. Hemen bakıyoruz burada 7. günde kaç tane dersimiz olacak? Eşkenar üçgeni işleyeceğiz. 1 ve 2 işleyeceğiz. Yani 2 tane dersimiz olacak. Toplamda 5 sayfamı neydi? Tam hatırlamıyorum. Sonra bir de haftalık programa bakalım. Haftalık programda da İkiz kenarlı eşkenar yan yanaydı. Yani bir 6. günü bir 7. günü işleyen 4. haftayı da halletmiş oluyordu. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım mı? Sayfa numarası 49'u açıyoruz ve eşkenar üçgen deyip başlıyoruz. Eşkenar üçgen. Aslında eşkenar üçgen dediğimiz tanımını bir kere daha öncesinde öğrendik. Eşkenar üçgen dediğimiz şey bütün kenarları eşit olan üçgende. Bütün açılarda kaçar derece oluyordu? 60'ar er derece oluyordu. Heh. Şimdi soruyu gördüğün zaman ne yapıyorsun ilk etapta? Hocam eşkenar üçgen dediği zaman kenarların eşitliğini yazıyorum. Hayır sadece kenarların eşitliğini yazmıyoruz. Aynı zamanda açıların da eşitliğini yazıyoruz. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam eşkenar üçgen aynı zamanda nedir? Bir x kenar üçgendir. X üçgen tüm özelliklerini sağlar mı sağlar. Çünkü hocam şu şu eşit x kenar. E x kenarda çizilen yükseklik nedir? Kenar ortaydır aynı zamanda açı ortaydır. Açı ortaylığı yazdık kenar ortaylığı yazdık. O zaman a ise a bölü 2 a bölü 2 de paylaştı burası. Sonra 30'un karşısı a bölü 2 ise ne yapar? A bölü 2'nin kök 3 katı yapar. Bunu ezberleme. Özel açılı üçgenlerden zaten sen bunlara ulaşacaksın. Yani bir kenar A iken bir kenar A iken e, o zaman yükseklik A bölü 2'nin kök 3 katı demeyeceksin. 30 60 90 üçgeninde zaten kendin bunu çıkartacaksın. Tamam, tanımı biliyorsak olay bitiyor. Bir de özel açı üçgenin mantığını biliyorsan eşkenar üçgen işi cepte, rahat bir şekilde bu işi yapacaksın. E o zaman hemen şu öğrenme alanı sorularıyla şu işi öğrenelim o zaman. Öğrenme alanı sorularında şuna bakıyoruz. İlk sorumuz. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyorsun? Açıların eşitliğini, kenarların eşitliğini mutlaka ve mutlaka gösteriyorsun. Genelde bu soruların yapılamamasının yani geometride çoğu sorunun yapılamamasının sebebi bu zaten. Tanımı, verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanmıyoruz kullandık burada. 60'ları yazdık. Yazdıktan sonra aa hocam burada ne çıktı? 1 30 60 90 üçgeni çıktı. Hemen 30 60 90 üçgeni kullanacağım o zaman burada. Burada ne verilmiş? 60'ın karşısı verilmiş. E, 30'dan 60'a geçiş köküç kalsa 60'dan 30'a geçiş köküçe bölünmüş halidir. Yani 2 köküçü köküçe böldüğün zaman 2 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 4 yapar. Aa bir kenar kaç çıktı? 7. E burası da 7. E burası da 7. Dolayısıyla x kaç bulduk? 7 olarak bulduk. A şıkkı 7 çıktı. Geldik B şıkkına. Şimdi B şıkkında da ne diyor burada? Hocam bir kenar kaç verilmiş? 8 verilmiş. Eyvallah. 8, 8. Ve bütün açılarımız kaçar derece? 60'ar er derece. 60, 60. Şuraya da 60'ı yazalım. E ne yapacağız burada? Bizden x deniliyor. X'i bulmak istiyorsak eğer ne yapacağız? E hocam 90 dereceye karşılık getireceğiz. Bize bir uzunluk soruluyorsa özel durumlar olmazsa bak geometride bir uzunluk sorulduğunda Özel durumlar olmazsa açı ortay kenar ortay gibi mesela. O zaman o uzunluk iki konudan bulunabilir. Bir dik üçgenden iki benzerlikten bulun. Özellikle özel açı falan varsa büyük ihtimalle dik üçgenden bulun. E hocam ben burada bu soruyu böyle kosinüs teoremiyle de yapabilirim. Yap kardeşim bana ne? Burada da kosinüs yaparım. Bana ne? Sen buradan yaparsan belli başlı soru kalıplarını yaparsın. Şu olayı mantığıyla yapalım gel birlikte ya şunu. E burada ne yapacağız? Hocam bu eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen değil midir? Evet. E o zaman ben burada Şöyle bir yükseklik çizecek olursam eğer bak şuradan bir yükseklik çizecek olursam tabanı iki eş parçaya bölüyor. Aynı zamanda x'e ait de bir dik üçgen oluşuyor mu burada? Oluşuyor. Hop şöyle bir dik üçgen oluştu. E o zaman burada taban 8 ya iki eş parçaya bölecek. 4, 4 buraya 2 kalır. E burada da bir 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4, 60'ın da 4 köküç yapar. Sonra x'e ait pisagor bağıntısı yapacağım. Ama 2 var 4 köküç var. Ben kısa yoldan yapacağım. 2 dediğimiz 2 çarpı 1. Şöyle yeşil kalemle yapayım. Siyah kalem kullanılmış orada. Şu 2'nin 1 katı. Hocam bu 2'nin 2 iki kök 3 katı. O zaman x ne olacaktır? 2'nin kare içinde 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi. 1'in karesi 1 artı 2 kök 3'ün karesi de 4 çarpı 3 yani 12. Dolayısıyla cevaba 2 kök 13 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Evet B şıkkı 2 kök 13 yaptı. Geldik öğrendik şimdi olayı. Bu arada fark ettiyseniz bir ara frene bastım. Hızlı hızlı konuşmaya devam ediyordum böyle. Bu sene böyle kardeşim. Yavaş yavaş tane tane anlatayım. Tane tane anlatalım ki herkese hitap edebilelim. İsteyen 1.5x'i alsın rahat rahat yine o hıza ulaşsın. Sıkıntı yok. Ben normalde çarpı 2 konuşuyorum ama şurada ders anlatırken size tane tane anlatacağım. Bunun sözünü vermiştim. Aa, bazen de kaptırıyorum kendimi. Kaptırmamak için de elinden geleni yapıyorum. Evet. Şimdi geldik sorulara. Örnek 1 değil şimdi. 60 eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? 60'ları yazıyoruz. Eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? kenarların eşitliğini mutlaka ve mutlaka gösteriyoruz. Bunları yazınca hala hazırda bir 30-60-90 üçgenleri çıktı karşımıza. Evet şurada bir 30-60-90 üçgeni var. Sarı üçgen. Bir de burada bir yeşil üçgen. 30-60-90 üçgeni var mı elimizde? Var. E şimdi yeşil üçgende hiçbir kenar yok. Sarı üçgende kenar var. Sarı üçgeni kullanalım. Hocam sarı üçgende 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24 yapar. Hatta burası 12 kök 3 yapar. E sonra takıldık kaldık. Bir şey yapamıyoruz. E buradaki uzunluğu bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. E burada bir 30-60-90 üçgeni var. Bunu kullanalım o zaman. E o zaman burada 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı nedir? Kağıdır. Hatta burası daha kökü takıldık. Takıldığın zaman her bilgiyi kullanacaksın kardeşim. Bak şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani 24 artı a ile 9 artı 2 a birbirine eşit. Buradan a'yı kaç buluruz? Hocam 24 eksi 9 yani 15 olarak buluruz. Yani burası 15 oldu. Burası da 30 oldu. Bizden bc uzunluğu isteniyor. Hocam bc uzunluğu bak şunun tamamı. 24 burada 15 burada. O zaman buraya ne kaldı? 39 kaldı. Cevap da böylelikle 39 yapar. Örnek 1'i 39 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de şimdi 60 derece verilmiş. Ve burada hocam üçgen mi oluştursak böyle? Hayır. 60 derece parçalanma. Daha önceki dersimizde ek çizimleri anlatırken ek çizim tekniklerinden biriydi. İkiz kenar oluşturmak ama tepe açısı 60 dereceyse. Tepe açısı 60 derece olduğu zaman bir ikiz kenar oluşturabiliriz. Çünkü... Niye? Sen bunu böyle oluşturduğun zaman tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen 180'den 60 çıkart 2'ye böl 60 60 yapıyor taban açıları yani bir eşkenar üçgen oldu. Hocam 105'i parçaladınız. Parçalarım kardeşim. İstediğim gibi parçalarım. Çünkü 105 özel bir açı değil. E zaten 105'ten 60 çıkınca ne geldi? 45 geldi. Bak şöyle güzel bir şey oldu. Eşkenardan dolayı 7 7 ise buraya da 7'yi yazdım. Sadece açıları yazmayla kalmayalım. Kenarlarının eşitliğini yazalım. E sonra ne yapacağız? Hocam sonrasında da şu üçgende bir kosinüs teoremi yaparız. Diyenleriniz duyar gibiyim. O diğerleri de çıkışta döveceğim. Haberiniz olsun. Çıkışta döverim ha. Niye hocam? Ya kardeşim ya kosinüs teoreminden daha hızlısını biliyorsun. Çünkü sen burayı kullanmayı biliyorsun. O zaman orayı kullan bakalım. Hocam soruya baktığımız zaman 45 derece var. O zaman dik çizeyim. İki ihtimalim var. 45'e dokunma ya buradan dik çizersin. 90'ın karşısı 7 olur. 7 bölü kök uğraşırsın burada. Buna gerek yok. Ya da ne yaparsın? Buradan dik çizersin. İki tane dik çizme mantığım var. E o zaman gel buradan dik çizelim. 45 45 90 üçgen çıktı. E o zaman burada 4 kök 2 kök 2'ye böldüğümüz zaman 4 4 çıktı. Buraya da 3 kaldı. Bak burada da Pisagor. 3 4 5. Kosinüsçüler ne oldu? Hızlı yapmadık mı? Hem de çok hızlı yapmadık mı? Ya AD uzunluğu böylelikle 5 çıktı örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenar üçgen dediği için 60'ları yazıyoruz. 60 60 karışık olan yerde 60 genelde işimize yaramıyor ama yazalım şöyle bir 60 diye. Sonra BD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. X. Arkadaş burası da 8 burası da 8 değil mi? Evet. E ben burada bir uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Dik üçgene karşılık getir. E hocam dik üçgene karşılık getirmek için bir hamle yapmam lazım benim burada. E o zaman bir dik çizeyim mesela buradan dik çizersem olmaz. Çünkü niye? E, X'i parçalıyorsun kardeşim. Buradan çizersen de X'i parçalıyorsun. Nereden çizelim? Şuradan çizelim. Tamam buradan çizebilirsiniz doğru. Ama ben bilerek bir sonraki soruya baktım ki bazı sorular buradan da yapılmıyor. Yani buradan da dik çizdiğin zaman böyle saçma sayılar da bölü 2 böyle 5 bölü 2, 3 bölü 2 sayılar da gelebiliyor. Tamam doğru. Buradan çizip e, öğrenme alanında da yapmıştık zaten onu. Buradan çizip de sonuca da ulaşabiliriz bu arada. Hocam 8 ya tamamı. 4 yapar burası. Burası da 4 yapar. 1 kalır burası. 30'un karşısı 4 ise burası 4 köküç yapar ve sonra burada bir pisagor bandısıyla sonuca ulaşabilirsin. Eyvallah. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Hocam şu 60'ın mantığını kullanmayla da yapabiliriz. Ama buradan dik çizince 5, 5 bölü 2 ile uğraşacağız. E mecbur o 60'ın mantığını bu sefer yine buradan dik çizerek yapacağız. Yani illa şunun demek istemiyorum. Bak yine aynı yola çıktı. Olay yine aynı yola çıktı. Ama bazen böyle eşkenarda yüksekliği çizdiğiniz zaman ya da şuradaki yüksekliği çizdiğiniz zaman güzel sayılarla karşılaşmıyorsunuz. O yüzden bizler şu özel açı mantığında bilelim diyoruz. Yani şuradaki özel açı mantığını 60'ın mantığını kullanaraktan buradan dik çizdiğin olmadı. Bir de buradan dik çizmeyle yapalım. Aynı zamanda buradaki dikte ne oldu? Bir yükseklik oldu eşkenar üçgende. Ya da yükseklik olduğunu fark etmeden şu 30-60-90 üçgenden yapalım istersen. Yani özel açı mantığını kullanarak yapıyorum bak burada. Eşkenarda da zaten bu cümleyi çok duyacağız. E burada o zaman 90'ın karşı 8 30'un karşı 4 yapar. Buraya 1 kalır. E burası da 4 kökçü yapar. E sonrasında burası da 4 kökçü de yazalım bir saniye. Sonrasında burada da ne oldu? Hocam Pisagor bağıntısı çıktı. E o zaman x kare buradan 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesidir. Çünkü dik üçgenin kenarları 4 kök 1 olduğundan dolayı. X kare buradan 4 kök karesi 4'ün karesi 16 çarpı 3 kök 3'ün karesi 3 yani 48. 48 artı 1 de 49 yapar. O zaman X'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Bizden de BD uzunluğu isteniyor. Cevap 7. Geldi örnek 4'e. Örnek 4'te. Şimdi neler demiş? ABC X kenar üçgen olarak verilmiş. Şöyle bir X kenarlığı yazayım kardeşim. Yazdık. Sonra CD'ye de eşkenar üçgen verilmiş. 60'ları yazdım. Bir de kenarların eşitliğini de şöyle yazayım. Sonra Eben'in uzunluğu 9 olarak verilmiş. Eben'in uzunluğunu da şöyle göstereyim. Hocam burası 9 verilmiş. AD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Hmm. Arkadaş bu X kenarlığı benim soruda kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Taban tamamıyla yok. Ama taban işin içerisinde 9 verilmiş. Eşkenardan dolayı şuradaki uzunluklar da eşit verilmiş. E o yüzden biz burada tabana ait yüksekliği çizeceğiz büyük ihtimalle. Çizelim bakalım buradan yüksekliği. Çizince 90 90 tabanı keş parçaya bölecek. Aa bu arada bak iyi ki buradaki 60 dereceleri de yazmışım. Ki yazın zaten. Ters açıdan dolayı burası da ne oldu 60 oldu. E burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. Hemen 30 60 90 üçgenini kullanalım burada. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A yapar. Burası da A köküç yapar. Buraya da ne kaldı? 9 eksi A kaldı. Çünkü niye? Hocam bunun tamamı 9. Buraya A dediysem 9 eksi A kaldı. E ben ne yaptım burada? X kenar olduğu için yükseklik çizdim. Tabanı iki eş parçaya bölmeyecek mi burada? Bölecek. Yani bu taban 9 eksi A ise bu taban da 9 eksi A'dır. E hocam burada 9 eksi A ise sen tamamı 9 eksi A. Bir de A'yı çıkartırsan 9 eksi A'dan A çıkınca 9 2 A yapmıyor mu? yapıyor. O zaman buraya 9 eksi 2 a yazarsın. Burası da 9 eksi 2 a olur. Burası da 9 2 a olur. Eşkenardan dolayı. Şimdi benden ne isteniyor? AD uzunluğu isteniyor. AD'ye bakıyorum. 2 a burada var. Burada da 9 eksi 2 a var. 2 a artı 9 eksi 2 a eşittir. 2 a'lar nanay oldu. Cevapta da böylelikle 9. Ne yaptık? Elimizi çalıştırdık. Geçmişteki bilgilerimizi de kullandık. Bir paralel çiz, par, pardon dik çizdik x kenarda taban mevcuttu. Sonra 60 derece vardı. Özel açılı üçgen çıktı. Ve işlemlerimizi yaptık. Elimizi çalıştırdık. Ve sonuca güzel bir şekilde ulaştık. Örnek 4 bu şekilde geldik. Örnek 5'e. Hmm. ABC eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyorsun? Eşkenar dediği için 60'ları bir yazıyoruz şöyle. 60 60. Buradaki açı da 60. Ve eşkenar dediği için bütün kenarlarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. Hemen tanımı şekilde gösteriyoruz. Sonra ne olacak? E hocam burada ne yapalım? Eşkenar üçgen. Bak iki kök 13'ü falan da kullanmam gerekiyor. O zaman iki kök üçü kullanmak için hocam eşkenar ya şuradan bir yükseklik çizeyim. Tabanı iki eş parçaya böler. Bak ne kadar saçma oldu değil mi? Tamamı x artı 6. x artı 6 bölü 2 ile uğraşacaksın burada. Ya sen bırak x artı 6 bölü 2'yi. 6 bölü 2 ya da 5 bölü 2 gelse bile benim için sıkıntı. Eşkenarda da bu sıkıntıyı yaşadığın zaman biz böyle özel açı mantığında ne dedik? Farklı yerlerden dik çizme mantığı var ya. Eşkenar'da da bu sıkıntıyı yaşadığın zaman o zaman dik üçgendeki mantığı da kullan. Başka yerden dikini çiz. Yani sen burada tamam yükseklik çizersen belki çıkar. İşlem 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 işlemle çıkar belki ama yok şurayı çalıştır. Çalıştıralım o zaman. 60'ları yazdık ya. O zaman burada çizilen yükseklikle olmadığını gördük. Çizilen yükseklikle olmayan sorularda da ne yapıyorsunuz? Özel açı mantığını kullanıyorsun. Özel açı mantığını kullanırken hocam x'e bakarak bu üçgene mi bakacağım? ya da 6'ya bakarak bu üçgene mi bakacağım? Tabii ki verilen bil, yani bilinenden bilinmeyene gitmek en mantıklısıdır diye söylediğimiz için her zaman tabii ki 6'yı kullanacağım. O zaman 6'yı bakacak olursam nereye bakmam lazım? Benim şu üçgene bakmam lazım. Bu üçgende bir yorum yapmam lazım. Bak bu üçgende bir yorum yapacağım. E hocam bu üçgende yorumumuzu yapalım. Yani şurada 60'ın mantığını benim kullanmam lazım. E hocam şuradan dik çizip olmadı. Zaten eşkenardaki yükseklikti. Biz bundan kaçarak zaten özel açı mantığını arıyorduk. E burada 60'ın mantığını bir de şöyle dik çizerek yapamam mı? Yapabilirim. Hemen oradan bir tane dike çiziyorum. E bak güzel bir şey geldi mi? Geldi. Burada bir 30 60 90 üçgeni geldi. 60'ın mantığını kullandığım zaman. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı kaç yapar? Yarısı. 3. 60'ın karşısı da 3, 4, 3 olur. Şuraya da bir A dersem. E o zaman şurada da bir Pisagor bağıntısı var. Hemen 2 kök 13'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Ortak çarpan da yok. Mecbur buradan yapıyorum. 4 çarpı 13 52 yaptı. Eşittir A kare artı 27 yaptı. E buradan da A kare 25 çıktı. A'yı da kaç bulduk? 5 bulduk. A5. Bak en başta iyi ki bütün kenarların eşitliğini göstermişiz. Yoksa yine sıkıntı yine sıkıntı. Toplamda burası kaç yaptı? 8 yaptı. Çünkü 5'i burada 3'ü burada toplam 8 yaptı. E o zaman hocam diğer taraf da 8 yapar. E burası da 8 yapar. E toplamda bak burası 8 ya. 6 artı x eşittir 8 ise x böylelikle 2 çıkacak. Evet gördün mü? Özel açı mantığı anladın mı? Bir şeyler oturuyor mu şimdi yavaş yavaş? Çok güzel gidiyor değil mi? O galiba biraz bir şeylere. Geldik 6'ya. 6. sorudayız. Örnek 6'dayız. Hemen soruda verilenleri kullanalım. ABC eşkenar demiş. 60 60 60'ları yazdım. Ve bütün kenarların eşitliğini kullanacağım. Her bir kenar 10. 10 10. E hocam 10'sa buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Ne yapalım hocam? Ya sen şimdi eşkenardasın ya hocam. Yükseklik çizme Hemen yükseklik çizme hevesim var. Tamam çok bazı sorularda tutabilir. Çizdim mesela böyle. Olmadı. X'i böldüm. Ya da buradan çizdin. Olmadı. X'i böldün. Ya da buradan çizdiğinde tam kenar ortay. Aynı zamanda yüksekliktir. Bak buradan yükseklik çizdin. Tamam. X'e ait güzel bir durum oluştu mu? Oluşmadı. Demek ki yükseklik çizmeyle olmuyor. Yükseklik çizmeyle olmuyorsa ve bizden bir uzunluk isteniyorsa dik üçgen oluşturacağız. Dik üçgeni oluştururken de dik çizeceğiz özel açı mantığını kullanarak. Peki bu özel açı mantığını mı kullanırız? Hayır. Bunu mu? Hayır. Üçgen zaten burada. Sen buradaki üçgene yoğunlaşacaksın. E buradaki üçgendeki şu 60'ı kullanacaksın. Ne yapacaksın burada? şunu yapacaksın. Hocam 60 derece var elimde. 60 derece var. 60'ın mantığını kullanacaksın. 60'ın mantığını biz nasıl kullanabiliriz? Ya buradan dik çizeceğiz böyle ki 90'ın karşısı 5, 30'un karşısı 5 bölü 2 olur. Hayır. iki tane dik çizme mantığı var. Ya da buradan dik çizeceksin böyle. E buradan dik çizdiğimizde de ne oluyor kardeşim? 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 oluyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hop çizdik buradan diki. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 yapar. E burası da 1 yapar. 30'un karşısı 4 iken burası 4 köküç yapar. Ve burada Pisagor. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi olur. E böylelikle X karede 1 artı 48 yapar. Yani 49 oldu burası. E X karede buradan pardon. X de böylelikle kaç olacaktır? 49'un kare dolayı 7 gelecek. Ve dikkat eder misin? Yani x'i biz 7 bulduk ve dikkat et 5, 8, 7 üçgeni diye bir şey çıktı. Aslında bu benim için en değerli üçgenlerden biridir. Ee, 5, 7, 8 ve 3, 7, 8 bir değerli üçgendir. Değerli üçgenle ilgili bir shorts yayınlamıştım. Gerçekten trigonometri de falan da çok işime yarıyor. Belki aklıma gelirse bak şu an şurada da gösteriyor olabilirim onu. O değerli üçgeni bul. O değerli üçgeni bilince 3, 7, 8, 5, 7, 8 hatta daha farklı üçgenler de var. Şu an yanında görüyorsun zaten orada. Bayağı bir işimize yarıyor. Trigonometride falan haberin olsun. Tamam. Değerli üçgen shortsunu buluyorsun. Yanda da gösterdim zaten sana. Evet. Örnek da bu şekilde 7 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Şimdi örnek 7'de de x soruluyor bize. Bu eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgen verildiği için 60 dereceleri şöyle bir yazıyorum. Ee, buraya kaç derece kaldı o zaman? 45 derece kaldı. Bak. Eşkenar görünce yükseklik çizenlerde genelde sıkıntı oluyor. Zaten genelde eşkenarı çözemeyenlerin en büyük sebebi şu. Eşkenar hocam yükseklik çizeyim. Hemen çizdin kardeşim. Çıkıyor mu çıkmıyor. Garip şeylerle karşılaşıyorsun. Bir kere hocam burada yükseklik çizdik ya. Bak burası 30 olacak. Buraya 15 kaldı. Bak burada 15, 75, 90 üçgen çıktı. Yani kendi emeğinle dik çizdin. Ve karşına 15, 75, 90 çıktı. Gittiğin yol yol değil. Kesinlikle ama kesinlikle gittiğin yol yol değil kardeşim. E ne yapacağız hocam şimdi? E arkadaş o zaman özel açı mantığını düşüneceğim. Çünkü eşkenarda yükseklik çizerek ben sonuca ulaşamıyorsam. Şimdi alt kök nerede? Hocam alt kök ki şuradaki üçgende. Bu üçgene mi bakacağım? Ya burada bir 15 var. 15'i sevmiyorum. Zaten buradan bir dik çizsem 15 75 90 çıkar. Nereye bak yoğunlaşacağım o zaman? Şu üçgene. Hadi bakalım şu üçgene yoğunlaşalım. Şu üçgene yoğunlaştığımızda şöyle belirteyim. Üçgeni göstereyim sana. Arkadaş bu üçgende özel açı mantığını kullanacağım o zaman. Şuraya baktığımda 45 var. Ben buna dokunamam. Dik çizemem buradan. Buraya baktığımda 60 var. Buradan da dokunamam. Dik çizemem. Aa ne güzel. Buradan dik çizince böyle 45 45 90 çıkıyor ama Buraya ne geliyor? 15, 75, 90 oldu. Olmaz. E diki nereden çizeceğim o zaman? Buradan çizeceğim. Zaten özel açı dokunulmazlığı var. Hemen diki çizdim. Çizince diki ne oluştu burada? Hocam özel açılara dokunmadığım için 45, 45, 90 ve 30, 60, 90 üçgenci. Şimdi buradaki üçgende ne var? Hocam alt kök 2. bölünmüş hali kenarları yapacaktır. 6, 6 yapacaktır. Sonra 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacak? 6 bölü kök 3 olacak. Kök 3 eşleniğiyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3 yapar. Yani burası 2 kök 3 yapar. Hemen şuraya 2 kök yazdım. 30'un karşısı 2 kök 3 90'ın karşısı da 4 kök 3 yapar. E takıldık kaldık. Soruyu tam anlamıyla yapamadık. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Çünkü eksik parçayı bıraktık. Eşkenar dedik. Bütün açıları yazdık ama bütün kenarların eşitliğini gösterdik mi? Hayır. O yüzden burada bütün kenarların eşitliğini de gösterelim. Hocam şu kenar, şu kenar, şu kenar birbirine eşit olmalı. A buradan 2 kök 3 artı 6 4 kök 3 artı x'e eşit olmalı. Bak bu kenarla bu kenar. O zaman x'i yalnız bırakıyorum. 4 kök buraya atıyorum. 6 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 3 yapar. X buradan da 2 kök 3 eksi 4 kök 3 de eksi 2 kök 3 yapar. Yani x'i böylelikle 6 eksi 2 kök 3 olarak bulursun. Soru sonuç garip çıktı. Cevap garip çıktı. Şıklarda belki biz bunu görsek böyle sıkıntı yaşayacağız ama yaşama kardeşim. Elin çalışsın, mantığın da çalışsın, kafan da çalışsın. Her zaman kısa yoldan bulursun. Gözünle görme değil, Beyninle görmeyi yaptığın anda her şeyi yaparsın. Burada da mantığımızı kullandık zaten. Evet geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de şöyle bir şeyler verilmiş. Aşağıdaki şekilde çevre uzunluğu 39 bölü 2 birim olan kırmızı eşkenar üçgen biçimindeki kartonun üzerine çevre uzunluğu 12 köküç birim olan mavi eşkenar üçgen biçimindeki karton konulmuştur. Evet kırmızı nerede? Şöyle bir yerde mi bilmiyorum. İşte tam soruda anlaşılmıyor. Soruyu okumaya devam edelim. Şimdi kartonların birer köşesi diğer kartonun kenarı üzerinde ve birer kenarları da dik kesmektedir. Bak, birer kenarları dik kesiyor. Bunu anladık zaten. Şu kenarlar dik kesiyor ya da şu kenarlar dik kesiyor gördüğünüz üzere ve kartonların birer köşesi de başka bir kenarı üzerindeymiş. Mesela bu köşesi bu üzerinde, e diğer kartonunda şu köşesi de o zaman burada olmak zorunda. Yani bu kartonun devamı arkadaş nerede? Hop şurada. Değil mi böyle? Evet. Şimdi bu eşkenar üçgenlerde şöyle bir 60'ları şöyle bir yazalım bakalım. Hocam şurada da bir 60'ları yazalım böyle. 60 60 60. E sonra buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30 60 90 oluştu burada. Burada da bir 30 60 90 oluştu. Hatta burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hatta kartonların birer köşesi, kartonun kenarı üzerinde ve birer kenarları da dik kesiyor. Gerçekten şu kenarla şu kenar dik kesiyor ya da şu kenarla şu kenar dik kesişti. Hatta şuradaki 30'u da unutmuşum. Şimdi soruyu bir daha bakalım. Soruda ne diyordu? 39 bölü 2. Çevre uzunluğu 39 bölü 2 olan kırmızı eşkenar üçgenden bahsediyoruz. Kırmızının bir kenarı kaç olacak? 39 bölü 2 3'e böleceğim. Yani 13 bölü 2 burası. Hocam bu kenar 13 bölü 2. Ee, bir de çevre uzunluğu 12 kök 3 olan mavi üçgen. 12 kök 3 o zaman bir kenar kaç yapıyor? 3'e böl 4 kök mü yapıyor? Evet. Şunun da bir kenarı 4 kök 3 olacak. Peki Burada şimdi bunu kullanalım. Burada verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Bir yerden başlayalım. 30 60 90 üçgenleri var bir kere elimizde. Şekli de şöyle tam anlamıyla büyüteyim. Hocam şurası 30. Bir yerden başlamak lazım. Nereden başlayayım? Mesela şuradan başlayayım. Şuradaki 30 60 90'dan başlayayım. İstersen yukarıdaki 30 60 90'dan da başlayabilirdi. Sıkıntı değil. 30'un karşısı a iken 90'ın karşısı 2a'dır. Burası a köküştür. Sonra e hocam ben neyi kullanacağım? Şurada Hop eşkenar üçgenin bir kenarını 13 bölü 2 vermişti. E o zaman burası da 13 bölü 2 değil mi? Bak şurası da 13 bölü 2 değil mi? O zaman burada 13 bölü 2 ile uğraşacağım. Keşke şu mavi üçgenden başlasaydım. O zaman mavi üçgenden başlamak için elimden geleni yapıyorum. Maviden başlayacağım. Çünkü 13 bölü 2 ile uğraşıyorum. Bak işlem kalabalığından kurtulmak için böyle bir şeyler hamleler yapabiliriz bazen. 30'un karşısı A iken 90'ın karşısına 2A dedim. 60'ı karşısına A köküş dedim. Sonra 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 e, bizim bir kenar 4 3 o zaman 4 köküç ise buraya 4 eksi 2A mı kaldı? Çünkü 2A'sı burada tamamı 4 köküç oldun, evet. 4 köküç eksi 2A kaldı buraya. E burada da 60'ın karşısı bak dikkat et 60'ın karşısı buysa 30'un karşısı bu diyeceğim. Ama böyle e, köküçe bölünmüş hali 2A'nın köküçe bölünmüş haliyle uğraşacağım burada. O zaman keşke en başta köküçlü bir şey mi deseydik burada ya? Değil mi? O da olabilir. Ya da şöyle de devam edebiliriz. Hocam kırmızının bir kenarı kaç? 13 bölü 2A. Buraya 13 bölü 2 eksi a kök 3 de diyebiliriz. Sonra 30'un karşısı bilmem ne falan filan deyip işlem de yapabiliriz. Ama bence kök 3 katlı bir şey diyelim. Yani a yerine a değil de a kök 3 yazalım. O zaman burası 2 kök 3 a olsun. O zaman burası da ne oluyor arkadaş? Daha kolay olsun diye işlemde a yerine a kök yazdım sadece. Kök 3 katı 3 a mı yapıyor? Evet burası 3 a yaptı. Hemen 3 a'yı yazıyorum buraya. E sonra e, tamamı bunun kaçtı? Hocam tamamı 13 bölü 2 idi. O zaman buraya şöyle yazıyorum. 13 bölü 2 eksi 3 a kaldı. E şurası da değişti o zaman. Burası da ne oldu o zaman? Tamamı bunun 4 köküçtü. O zaman 4 köküç eksi buna eşit oldu. 4 köküç eksi 2 köküç a'ya eşit oldu. E şimdi burada da bir 30 60 90 üçgeni var. Hocam 60'ın karşısı buysa köküçe böl. Köküçler sadeleşince 4 eksi 2 a mı kalıyor burada? Evet. Şurası 4 eksi 2 a yaptı. Şimdi şuraya bak 30'un karşısından 90'ın karşısına geçiş. Buna eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani bu eşittir aynı zamanda 8 4a oldu. Çünkü niye? 30'un karşısı buysa 2 katı 8 4a oldu. Yani bunlar birbirine eşit oldu. E o zaman bunu buraya atalım şunu şuraya atalım. Attığımız zaman hocam 4 a art 4 a diye geçti. 4 a eksi 3 a da a yaptı. E, a da 8 eksi 13 bölü 2 yaptı. 16. 16'dan şey çıkınca 3 bölü 2 yapıyor galiba. Evet 3 bölü 2 bulduk. A'yı da 3 bölü 2 bulduk. Tamam benden x isteniyor. Şimdi a yerine 3 bölü 2 yazarsam. A yerine 3 bölü 2 yazarsam. ikiler sadeleşti. 4 eksi 3 yaptı burası. 1 yaptı burası. Hemen biri yazıyorum. Hemen geldik şuraya biri yazdık. Bak şuradaki bir dik üçgen çıktı karşımıza ve burası 1. Sonra a yerine 3 bölü 2 yazınca. Hocam a yerine 3 bölü 2 yazınca. Şu kenar bak 2 kök 3 a'ydı. Ya da ben bu kadarın tamamını biliyorum zaten. Şurası 4 kök 3 değil miydi? Eşkenardan dolayı evet burası zaten 4 kök 3. Hemen 4 kök yazdım. Ve x Benden x isteniyor. x kare eşittir. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi yapar. x kare de buradan 1 artı 48 yani 49 yapar. Ve x de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Evet sadece burada da çakallık yaptım. Bir yere 30 60 90 üçgeninden şuradan başlamak daha kolay olur dedim. Ve sonrasında da ya buraya a dersem burada 2 a'lı oldu. Kök bölerken sıkıntı yaşayacaktım. Keşke kök 3'ün katı deseydim dedim. Geldim a yerine sadece a kök 3 yazdım. İşlemi daha da kolaylaştırdım. Sen a deyip de de yine sonuca ulaşabilirsin olabilirdi ama biraz işlem kalabalığı olabilirdi. Keşke köküçün katı olsun dediğin yerler böyle varsa geriye dönüp A yazdığın yere A köküçü de yazabilirsin. Bak bir teknik daha öğrenmiş olduk. Evet böylelikle x'i ne bulduk gençler 7 bulduk gel buraya bir de şöyle bir 7'yi yaz geldik örnek 9'a örnek 9'da da Evet şöyle bir bilgi var. Şöyle bir şey var. İlk önce ne demiş? Futbol topuna top zeminde gidecek şekilde vurulduğunda şekildeki gibi top vurduğu açıyla yoluna devam ediyor. Yani topa şöyle vurmuş. Vurduğu açıyla gitti. Fizikte biz bunu normalle yaptığı açılarda diyorduk değil mi? Ama geometride böyle daha kolay oluyor. Vurduğu açıyla gitmesi şeklinde tanımlayalım. Ya da böyle yansıma olduğu zaman bunu bilelim. Lazer yansımaları falan da karşımıza gelebilir. Ben burada topu vurmuşum sadece duvara vurdu açıyla gitti şeklinde düşünüyoruz. Tamam. Tamam burada bir tanım yapmışım. Kenarları duvar olan eşkenar üçgen içindeki bir sağının krokisi bu şekilde verilmiş. Evet 2'ye 3 verilmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç oldu o zaman? Hocam bir kenarımız 2 oldu. Şurası pardon 5 oldu değil mi? 5 oldu. Şurası 5. Şurası da 5. Aynı zamanda şurası da 5 mi oldu? Evet sonra devam edelim bakalım burada. Burada ne yapıyormuş? Buna göre diyor D noktasında topa vurulduğunda AB kenarını 60 derece açıyla çarptığına göre top tekrar D'ye geldiğinde kaç metre yol alır diye soruluyor. Bak şimdi sen buradan böyle vurdun ya. Vurdu vurdu açıyla gitti. Sonra geliyor sonra geliyor, sonra geliyor sonra geliyor sonra geliyor sonra geliyor çarpıyor böyle gidecek kardeşim. Böyle böyle çarpa 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 en son nereye gelecek mesela böyle D noktasına gelecekmiş. İşte buradaki D noktasına geldiğinde kaç metre yol gider diye soruyor. İşte ben bu soruyu e, Tümöz'de tüm şeyde bir dergide okumuştum. Çok da güzel bir şey aslında bu. Şöyle lazerli bir soruydu aslında. Bu lazerli bir soruyla böyle ışınlar gittiğinde ne olursa olsun en sonuncusunda mutlaka ama mutlaka vurduğu yere geri geliyor. Hani. Vurduğu yere geri geliyor. Hani lazer tuttuğunu düşün böyle. Vurduğu yere geri geliyor. Artık kaç seferde oluyor bilmiyorum ama yani tabi sorusuna göre değişiyor. 3'e 2 olduğunda şimdi biz zaten cevabı bulacağız. Ama farklı değerlerde de Buradaki değer 2 olsun. Burası 7 olsun. Mutlaka ama mutlaka 2 ve 7 olsa bile şöyle çarptır, çarptır 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 çarptır. Mutlaka başladığı yere geri geliyor. Yani D noktasına mutlaka geliyor arkadaşlar. Ha bu 10 seferde olur. 20 seferde olur. 40 seferde olur. Ben soruyu böyle çevirmişim. Şimdi gelelim bakalım şuraya. Hocam öncelikli bir eşkenar üçgen olduğu için bir 60'ları şöyle bir yazalım mı? Yazalım. Şimdi bizim eleman geldi. Vurdu. Vurdu gol oldu vurdu ve sonra ne olacak? 60 dereceyle yansıyacak mı? Evet. Şurası 60 derece oldu bir kere. Çünkü niye? Şurası 60 derece oldu. Çünkü şu vurduğu açıyla gidecek ya. Vurduğu açıyla gitti. Burası 60 derece oldu. Tamam. Hatta şunu güzel bir şekilde yazayım. Sonra dikkat et. Devam etsin bu. Hocam bu devam etti böyle. Buraya geldi. Sonra bak yukarıda ne oldu? Hocam burası da atmış oldu. Ay düzgün yazayım bakayım şurayı. Hocam burası da atmış oldu. Aa ne güzel bir şey çıktı burada. Sayıları da yazalım. Hocam şurası 2 ya. Bak 60 60 60 oldu. 2 2 2 oldu burada. Sonra buraya ne kaldı? Hocam buraya 3 kaldı. Hocam burası da 3. Çünkü niye? 60, 60, 60 eşkenar üçgen çıktı. Yani burası da 3 oluyor o zaman. Sonra ne olacak? Buraya da 2 mi kaldı şöyle? Evet 2 kaldı. Buradan da yansıtalım bakalım bura. Bu buradan geldi ya hop şöyle yansıyacak. Acaba buradan yansıyınca D mi gelecek? Dur bakalım farz edelim şuraya gelsin. Buraya geldiği zaman ne oluyor arkadaşım? Hocam bu vurdu açıyla gideceği için vurdu 60 yansıdığı 60 olması lazım. Burası da 60 olacak. Kalemimi düzgünse Geçersem daha güzel olacak. 60'ı yazdım buraya. 60 60 60 ve bir kenar burada 2 mi? 2. O zaman burada da 2. Burada da 2 olacak. Hemen ikileri yazalım. Şuraya 1 kaldı. Burası da 2 oldu. Sonra burada da yine yansıtacağım. Hadi yansımaya devam. Şöyle yeşile geçeyim. Hocam buradan böyle yansıttım. Şöyle geldi. Böyle gelince de vurdu açıya bakalım şimdi. Hocam 60'la vurdu. 60'la yansıyacak o zaman. Hemen buradaki açının da 60 olduğunu gösterelim. Ve dikkat et. 60 burası 60 burası. Bak burası da 60 oldu. Şurada da bir eşkenar çıktı. Burası 3 birim ya. Burası da 3 birim olacak. Yani buraya bir kaldı. Hatta bu yeşil de kaç birim oldu? 3 birim oldu. Eşkenar üçgenden dolayı. Hangi eşkenar üçgenden dolayı? Şuradaki eşkenar üçgenden dolayı. Sonra burada da 60 derece oldu burası. Burada da bir yansıma olacak. Hocam buradaki yansıma da şöyle olacak. Ve yansıma açısına bakıyorum şimdi. Hocam 60 burada 60 ile yansıyacak. Yani burası da 60 derece oldu. 60 60 ken burası da 60 oldu. Ve tamamı üçgen burası 1 ise buraya 2 iki kaldı. 2'yi yazdım buraya. Burası da 2 oldu. Burası da 2 oldu eşkenardan dolayı. Sonra buraya 1 kaldı. Ve sonra burada da yansıtacağım. Yansıttığımda burası da 60 oldu ya. 60 60 60 eşken üçgen olacak. Ve bir kenarı 3 olacak. Bir kenarı 3 tam D noktası mı geliyor? Evet buradaki en son yansımada hop D noktasına geliyor kardeşim. Bu D noktası da ne oluyor? Şuradaki eşkenardan dolayı bir kenarı 3 3 3 Siyah olan noktada 3 oldu arkadaşım. Gördün. Yani bizim yansımamız bak nasıl oldu. Şöyle gitti. Böyle gitti. Böyle gitti. Böyle gitti. Böyle gitti. Böyle gitti. En son bu şekilde tam D noktasına geldi. Buna göre D noktasına geldiğinde kaç metre yol gider diye soruluyor zaten bize. Şöyle gittiğinde kaç oldu? 2. Böyle gittiğinde kaç? 3. Böyle gittiğinde 2. Böyle gittiğinde 3. Böyle gittiğinde 2. Böyle gittiğinde 3. Yani sayıyoruz onları. 1, 2 gitti. 3 gitti. Şöyle işaretleyeyim. Bak 2 gitti. 3 gitti. 2 gitti gitti 3 gitti 2 gitti 3 gitti diyeceğim 2 gitti 3 gitti 2 gitti 3 gitti 2 gitti 3 gitti yani toplamda kaç gitmiş oldu o zaman 15 gitmiş oldu. Yani böylelikle 9. soruyu ne bulduk? 15 bulduk. Ha hocam çok gitti ya bu. ÖSYM bu kadar böyle ayrıntılısını mı sor? Yo sormayabilir. Yani daha kolayını sorabilir belki. Aha şöyle bir sorup şuradan başlatır mesela böyle 2-2. Buradan böyle topa vurduğunda burası 60. Burası 60. Burası 60 eşkenar. Topa vurduğunda şöyle 60 yansıdı mesela. E hocam böyle gittiğinde de mesela işimiz daha da kolay olacak. O zaman burası da 2. Burası da 2. Burası da 2 ya. Yansıdı. Hop buraya gelecek. 66... 60 60'tan eşkenar üçgen oldu. Burası da 2 oldu. 60 60 60'tan burası da 2 oldu. Sonra burada da yansıması 60 olacak. E burası 2 ya. E tam o nokta bu sefer buraya gelir. Bu sefer böyle yansıtırsan olacak 2 4 6 şeklinde gelir. Yani bu sefer cevap daha kolay olacaktı. Bu şekilde olmuş olsaydı eğer. Ama ben ne yapmışım? Çakallık yapmışım. Şöyle gitti 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 gitti. Yani biz olayın en uç noktasını öğrenelim ki kolay sorularını da daha rahat bir şekilde yapabilelim. Ha bu şu anlama gelmiyor. Bu sınavda çıkmaz anlamına gelmiyor. Tabii ki tam AYT'lik bir soru. Tam da AYT. Hatta TYT'de bile sorulsa şaşırmam yani. Tam da TYT'lik bir soru. Hem yansımayı tanımlamışım burada. Ondan sonra da gelmişiz burada eksik parçayı sana tamamlattırmışız. Mükemmel bir soru dostlar. Evet gerçekten mükemmel bir soru. Şimdi ne yaptık? Eşkenarda iki sayfayı bitirdik. Hadi bir sayfa daha bitirelim. Hatta şuraya kadar bitirelim. Ondan sonra mola verelim istersen. Şimdi geldik şuraya. 10. sorudayız. 10. soruda da ABC bir eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenar dediği için ne yapıyorum? 60 dereceleri yazıyorum. 60-60. Hatta şuradaki açıda 60 derece yapıyor komple. Sonra ee, K eleman BC demiş. Ali Kara uzunluğunu alt demiş. K noktasının AB'ye göre simetriğini alacağım. Dikkat dikkat. K noktasının AB'ye göre simetriğini alırken hop dik olacak değil mi? Evet. Şurası dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. Şu dikleri şöyle göstereyim. İşte tam olarak burası neymiş? K noktası. Yok. K noktası değilmiş. K noktasının AB'ye göre simetriği M noktasıymış. Hemen burada M'yi yazdım. Sonra başka bir şey diyor mu? K noktasının bir de AC'ye göre simetriğinden bahsediyor bize. AC'ye göre simetriğini alalım şimdi. Hocam AC'ye göre simetriği de hop şuradaki mesafeler eşit olacak ve dik olacak. Şöyle gösterdim. Hemen şuradaki uzunluğa da N dedim. Şunlar dik olacak tabii ki ve şu parçalar da birbirine eşit olacak. E bizden ne isteniyor? M ne isteniyor? Tamam M'ye Çizersem şimdi şekil karışacak gibi Çizmeden bir şeyleri düşünelim Arkadaş soruya baktığımız zaman Bak eşkenarda sormuşuz bu soruyu. Daha öncesinde de normal farklı bir açıyla da buna benzer bir soru sormuştum. Şimdi buraya baktığımız zaman hocam ne var? Hocam dik tabanı iki parçaya böldü. Acaba ikiz kenar böyle mi yapmalıyım? Ama aynı dik burada da var. Dik tabanı iki parçaya böyle de bölmüş. Tabii ki bu uzunluk olduğu için şöyle ikiz kenar tamamlamak daha mantıklı değil mi? Evet. Hemen buradan ikiz kenar üçgene tamamlayalım. Hop çizdik. Hocam ikiz kenar yaptık. Şu altıysa burası da altı oldu mu? Oldu. 6'ya 6. Altı. Ama aynı zamanda açıortaylığı da gösterelim böyle burada. Çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaylığı. Aynı şey burada da var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Hocam burada da var ama bu öyle tamamlarsam olmaz. Şu şekilde tamamlarsam ikiz kenar dik tabanı keş parçaya bölmüş. Atma ikiz kenarı geldi. İkiz kenarı bu şekilde yaparsam süper oldu. Burası da alt oldu ve bu açılar da oldu. E şimdi ne var burada? Hocam şuraya ben A A buraya da bir B B dersem Bak, A artı B kaç? Hocam A artı B 60. E buraya baktığın zaman buradaki açı ne? 2 A artı 2 B değil mi? 2 A artı 2 B de kaç yapacaktır o zaman? 120. Yani şuradaki açıyı ben komple 120 derece buldum. Ve benden ne isteniyor artık? Şuradaki uzunluk isteniyordu. MN uzunluğu isteniyordu. Ve ve ve. Soru çıktı mı? Çıktı. 30-30-120 üçgeni çıktı. Buradaki üçgende. Çünkü ikiz kenar üçgen tepe açısı 120. 30-30-120. 30-30-120 üçgenin özelliği de kök köküç katı değil miydi? Evet. Yani MN uzunluğunu böylelikle 6 köküç olarak buluruz. Cevap 6 köküç. Benzeri sorusu da sınavda da çıktı haberin olsun. Şimdi gelelim şu nota. Eşkenar üçgende yardımcı elemanlar birbirine eşit uzunluktadır. Hatırlayalım. X kenara şöyle bir dönelim. X kenarda ne demiştik? İkiz kenar üçgende eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşit değil miydi? Evet. E burada eşkenarda bütün kenarlar eşit ya. Yani buraya, buraya, buraya ait yüksekler hep birbirine eşit olmak zorunda. Evet. A çizilen yükseklik aynı zamanda açıortay ortay değil mi bu? Evet. 30-30 oldu. E bu da açıortay. Bu da 30-30 oldu. Bu da 30-30 oldu. E dolayısıyla zaten bak 30-30'ları yazınca her şey kendiliğinden çıktı. Yani burası A bölü 2. Burası da A bölü 2 ya. Bir kenar A ise. A bölü 2, A bölü 2, A bölü 2, A bölü 2. Şu yükseklik ne yaptı? Yükseklik dediğimiz A bölü 2'nin kök 3 katı yaptı. Hocam bu yükseklik de aynı, bu yükseklik de aynı, bu yükseklik de aynı. Tamam. yüksekliklerin hepsi birbirine eşit oldu o zaman. H A, H B, H C. Aynı zamanda çizilen yükseklik kenar ortay olduğu için kenar ortaylarda birbirine eşit oldu. V A, V B, v, C. Aynı zamanda çizilen yükseklik açı ortay olduğundan açı ortaylarda birbirine eşit olmuş oldu. Ne A, ne B, ne C. Yani gördüğün üzere bütün yardımcı elemanlar birbirine eşit oldu. E, o zaman buradan bir sonuç çıkartabilir miyiz? Tabii ki çıkartabiliriz. Böyle bir yükseklikle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde başka bir yerde yükseklik çizebilirsin. Ya da bir kenar ortayla başka bir yerde alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde yine bir kenar ortay. Ya da açı ortayla başka bir yerde açı ortay eşit verildiğinde alakasızlık verildiğinde başka bir açı ortay çizebiliriz. İşte eşkenar üçgende de çizeceğimiz ek çizim bu. Tamam. Ek çizimleri şöyle gözünde hatırla. Kaçıncı ek çizimdeyiz? Hatırla. Hatırla hatırla. Bak şimdi eşkenarda da bir ek çizim verdim. Öyle çok fazla ek çizim yok. Bak onu geçmez. Senin bilmen gereken ek çizimler nelerdi? ort taban ve ikiz En çok bunları bileceğiz. Bunları da bilsek iyi olur böyle. Alakası yer değişiklik olduğunda. Bu muhteşemişli ortaban ikiz kenarlığı kullanamadı durumlarda işte bu söylediğim ek çizimleri de kullanacağız. Evet hemen öğrenme alanına gelelim. Öğrenme alanında bir tane soru sormuşum bu sefer. ABC eşkenar demiş, AL ile LC birbirine eşit verilmiş. Hemen bakıyorum. AL ile C. pardon AL ile LC eşit verilmiş. AH ile Kenan Bey uzunluğu eşit verilmiş. AH ile Kenan Bey. Neredesin Kenan Bey? O alakasız yerde bir eşitlik var. Bak dikkat et. Bir yükseklikle şuradaki uzunluk alakasız. Alakasız yerde bir eşit. E hocam şuraya baktığımız anda eşkenarda bu bir kenar ortay. Kenar ortay dediğimiz aynı zamanda yüksekliktir. Eşkenar üçgende bütün yüksekler birbirine eşit. E o zaman burası tırtıklıysa burası da tırtıklı olmak zorunda. Hemen geliyorum burayı da tırtıklı olarak gösteriyorum. Hocam bu yükseklik aynı zamanda çoğu ortaydı 30 30 oldu ve şuradaki üçgende kenar mı çıktı? Evet. Bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı kaç derece? 30. 180'den 30 çıkart 150 2'ye böl 75 75 diye alfaya ulaşırız. Cevap 75 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Evet, şimdi öğrenme alanındayız. Şimdi soruya bakıyoruz. ABC üçgen, eşkenar üçgen. Tamam, eşkenar üçgen olmasa aklımızda kalsın bakalım. CD açı ortay. Bir de CD ile EG Ankara uzunlukları birbirine eşit. Bak, Ege Ankara ile CD birbirine eşit. Şu açı ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir değil mi? Şimdi eşkenar üçgende bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. E o zaman eşkenar üçgende bütün yükseklikler birbirine eşit olduğundan yükseklik çizeceğiz. Hocam şuradan çizsem alakasızlık devam ediyor. E şuradan çizsem hop tam çizdiğin kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. O yüzden çizilen şuraya gelmek zorunda. Kenar ortay aynı zamanda yükseklik. Buraya kaç kaldı o zaman? 70 kaldı. Ve yükseklerin birbirine eşitliğini şöyle gösteriyorum. Hocam önceden alakasız olan şuradaki eşitlik. E ben şu yüksekle bu yüksekliğin eşitliğini yazınca bak şu parçada da şu parça eşit oldu mu? Oldu. Aynı zamanda bu bir yükseklik ya. Aynı zamanda bu da bir açıortaydır. 30'a 30 diye ayırır burayı. E şimdi buradaki x kenarlığa bakıyoruz. Hocam şuradaki x kenar üçgende tepe açısı kaç derece? 70 derece oldu burada. Tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 2'ye böl. 180'den 70 çıkartsan 110. 2'ye bölsen 55 55 yapar. E burada alfa artı 30 eşittir 55 ise eğer alfayı da böylelikle 25 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Cevap 25. Güzel soru. Geldik örnek 12. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar üçgen tamam. Bir de AH CK birbirine eşit verilmiş. Hemen AH'a bakıyorum. AH coğrafyanın kodları birbirine eşit verilmiş. CK CK CK. Selamlar hocam. Neyse e alakası yerde eşitlik var. Ne yapacağız? E, hocam yapacağımız iş belli. Eşkenar üçgendeki bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmişse yükseklik çizeceğiz. Ne yapıyoruz? Hop ya buradan bir yükseklik çizeceğiz ki olmadı alakasılık devam ediyor. Şu alakasılık. Ya da bu köşeden çizeceğim. Çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Hop çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince. Hocam yüksekler neydi? Birbirine eşitti. Yani şuraları tırtıklıyorum yine. Eşit mi oldu? Evet yükseklik. Aynı zamanda açı ortay. Açı ortay olmasını da göster. Sonra hocam burada yükseklerin eşitliğini yazınca e Burası da eşit oldu şurada bir ikizkenar üçgen karşımıza çıktı hemen buradaki ikizkenarlığı kullanacağız hocam buradaki ikizkenarda taban açıları nedir birbirine eşittir taban açılarının eşitliğini şöyle gösteriyorum şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu ve hocam aslında şöyle de yapabilirsiniz hocam şurası kaç derece 120 derece toplam 150 yaptı. Tepe açısı 150 ise 180'den 150 çıkart. 2'ye böyle o şekilde de yapabilirsin. Ya da hocam bu açılar eşit ya. E, bu üçgende iki açı yan yana gelmiş. Dayanamam deyip toplarsın. 30'a eşitlersin. İki iç açı bir dış açıdan. Oradaki iç açıyı da kaç derece bulursun? 15'er derece olarak bulursun. Yani burası da 15 Bizden alfa isteniyor. Alfa nerede? Şu üçgende hocam. E, burada kaç? 150 kaç? 120 derece değil mi? Buradaki açı 60'ın 180'e tamamlıyor. 120. Yani şu üçgende 120, 15 ve alfanın toplamı. Yani alfa artı 120 artı 15 eşittir 180 yapacak ya. Alfa da böylelikle kaç çıkıyor o zaman? 120 ile 15 toplamı 135. 180'den 135 çıkınca da kaç çıkar? 45 çıkar. Yani örnek 12'yi de böylelikle 45 bulduk ve şu nota geldik. Bu notu da verirsem devamındaki soruları da çözmek zorunda kalacağım. Hiç ben buradaki notu vermeyeyim istersen. Neymiş? E Eşkenar üçgen alanından bahsetmişiz burada. Alanı da istersen bir sonraki derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani eşkenar üçgenin ikinci dersinde yedinci günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.